Evet canlarım, hepinize yüz yüze selamlar. Ben şimdi gene mutfağa geçtim. Güzelce yıkanacakları yıkadım da. Bu kavanozların senin bu dışarıda kalıyor. Günaydın, merhabalar, He. günaydın. Bak bak bak, söyle bak. Günaydın, Sen merhabalar. görüyorsun. Görüyorlar zannetti. O da günaydın. Günaydın, Merhabalar, merhaba. günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Hayırlı akşamlar, hangi saatte izliyorsanız. Evet canlarım, ben buraya suyumu koydum. Çayı da koyayım. Bu hangi çay? Bu çay. Kullandınız mı? Sen şey kullanıyordun. Evet. Öbüründen kullanmadım. Aşağıya aldım işte. Güzel çay da içeriz. Bu da iyi. Bu da. İçinde şey var bunun. Şey, bergamotlu. Kokulu. He, bergamotlu. Aa, bundan da varmış burada. He, bunun da. Koymamışım bak. Olsun olsun, bu da tatlı. He, tatlı tatlı. Ben bileyim ben. Ben. He, bunu içtik ya. Evet. Beri gel, beri gel. Büyük beri tarafta. Şey yaptım, çayı hazırlıyorum. Çay hocam mı da. He. Şeyin arkasına koyamıyorum. Çok yanlış yok, yapılmış. Yok, yok, yok. Yemez mi? Yok. Şey yanlış, yok. Şey yanlış yapılmış. Bak. Şimdi. Tavuklu ya, bu da büyük gözde. Bu kızartma. Yok, çayı dedim. Çayı. He, ben buraya fazla da koyayım çayı. Neden biliyor musun? Tipin başı yanaşık ha. Korkayım da. Tamam mı? Ya, şey değil. Ama olmaz kızım, hani şey olur. Yanaştırdın mı? Hani yok yok, yanaşık değil ona, yanaşık değil de verdi ya. Boruya yanaşık. Yok yok, boruya yanaşık değil de şey olur, şey. Geç olur. Hani yani şeyi kızartmış oluruz. Çay sonraya kalır. Evet. Anlamı ne? Tadı ne? O zaman tadı olmaz. Ben saat şeyde kalktım. 8'de kalktım ya. Ablama baktım ya. O hep 7'de kalktı. Baktım, açamayayım gözümü. Yani hani alışkın değilim. Şimdi köye geldiğim zaman mesela ablam öyle değil. Ablam git dedi, istediğin gibi yat dedi. Şimdi Murat yatıyor. Böyle içimde oradan kalma bir sıkıntı oluşmuş. Şöyle, köydeyiz ya. Yani köyde yattığım zaman böyle yatmak istiyorum. Köy havasını çeke çeke. Ama içimden bir huzursuzluk var. Kalk diye. Huzursuzluk var hani. Sıkılma var. Nereden kalma biliyor musun? Psikolojik altında kalmış. İsmet'ten kalma. Oradan kalma. Hani yatamıyordum ya, bir sıkıntı. Sürekli bir çağıracak ya da kızacak ya da şey yapacak diye sürekli bir sıkıntı vardı ya. Rahat edemiyordum ya. Hani insanın canı istediği zaman evinde uyumak ister, değil mi? Yani yağmur yağdığında ya da şey yaptığında yani mutlaka bir uyumak ister. Onun gibi dışarılarda böyle İş aramaz. Mesela o Koydun mu dışarılarda da şeyini iş ama? arıyor. He. Tabii buydu mu? Anlatırken gitti kafa. Ondan sonra bu sefer ben yatarken böyle sıkıntıyla yatıyorum.
sabah böyle kalktığımda yani istediğim gibi rahat yatamıyorum yani. Hala bile onun psikolojisi altındayım, psikolojisi. Hala bile sıkıntısı altındayım. Ablam da dedi ki, ne yapacağım diye. Arada diye hepiniz dedi, geliriz buraya diye. Ne köye gideceğim diye. Ne o da doğru söylüyor. Kendini sıkıntıya sokacaksın, ne gideceğim diye. Öyle. Öyle. Evet. Birlikte de. Hava almaya birlikte gelir. Birlikte de. Evet. Zaten ben çok fazla bir yere giden bir insan değilim. O benim biliyor. Ben dedim ki buraya geleceğin zaman o da öyle çok fazla gelmiyor. Geleceğin zaman dedim bana telefon aç. De ki açtır kadere söyle. Kendi açamıyor. De ki ben yarın köye gidiyorum. Sen de geliyor musun? Ha. Belki ben kendimi iyi hissederim, geliyorum dedi. Öyle. 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 Yani değişik bir işte, senin bir hava. Evet. Şimdi canlarım diyecek ki bana niye sen şimdi oraya gittin, kendini şey yapacağım. Ya insan psikolojisi işte, ben de sizinle paylaşıyorum. Şimdi yatıyorum, diyorum huzursuz yatıyorum hani şöyle. Aynen İsmet'in baskısı altında. Hani kendimi orada hissediyorum. Yani o köydeki yatakta. Ve bir huzursuzluk oluyor içimde. Hani her an kalk diyecek. Her an ne yatıyorsun diyecek. Aynen öyle yapıyordu bana işte. O huzursuzluk içimden bilmiyorum o psikolojiyi ne zaman atacağım. Giresun'da gelmiyor aklıma da şey köye gelince çünkü orada da köyde oluyordu ya. Köye gelince o aklıma geliyor. Tabii orada da köyde işte öyle yapıyordu ya. Afrikası mı ne olur? Bilmem ne olur. Kız şeyde oy zamanı kapıma gelmişti ne diyeyim mi? Siz hala oy uzatmadınız mı? Saat, öyle değil. Saat 1'i geçerken gidiyorduk. Biz 1:30'da atacağız. Siz hala biz çoktan attık. Siz hala sağ mı düştü? Sabah erkenden senin gibi yollara biz koca aramaya çıkmayız. Sen kar aramaya çıkmıyorsun. İyi. Ya adam öyle sağlam bir şey de değil. Sağlam yok o da değil. Siz hala o yüzü atmadı. O anda bile bir sinirlendim arkadaşlar. Bir sinirlendim. Bir şey diyemiyorum çünkü. Ne diyeceksin? Kapının önünden dışarı atana kadar bir şey diyemedim. Kapının ağzında. Neden diyemedim? Çünkü hur 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 bağırır. Millet rezil eder beni. Aşağıda rezil etmedi mi sizin evde? Eski evimizde sen altında alt katta duruyordun da. Kapılarda rezil etmedi mi bizi? Evet. Bahara bahara. Evet. Gelin bahara, deli deli bahariydi. Vuh vuh vuh. Çekiç çıkarıyordu, kavga çıkarıyordu. Ama bahara bahara. O şekilde olur diye. Öyle mi orası? Ya bekleyin. Burası. Adam bağırır, aldır aldır gel. Bir sosyete apartmanı. Evet. Gördüğümüz düzgün apartman. Yani. Olmaz. O bizim eski durduğumuz yer gibi olmaz. O mahalle apartmanıydı. Evet. Bizim oturduğumuz yer cadde apartmanı. Evet. O yüzden beni rezil eder diye korktum. Böyle nazik tersine indirdim. Kapının önünde baktım gene vızır vızır bağırıyor. Sercan'la konuşuyor. En sonunda bağırdım yoluma devam ettim. Nasıl onu birbirine geldi o? Biliyor musun? Allah ben söyleyeyim. Allah ona muhtaç etmesin. Gitmek istemiyorum. Allah'ın muhtaç etmesin. Çok istiyorsa... Gideceğim mi fındık vakti? Yok. Bu diye gider dedi. Belki fındık vakti. Yok Allah düşürmesin. Allah yolumu ona düşürmesin. Yok dur. Öyle deme herhalde şimdi. Allah ona düşürmesin o yola.
Onun yoluna ben erdim. Ha. Bak diyor, ben onun önünde ezileceğim. Ben bacağım tutmuş, şeyim tutmuş. Fındık toplar. Sen yorulacaksın, ezileceksin, ne olacak? Ondan sonra sana geri gitmeyecek. He, ondan sonra... Işte kavgayı başlayacaksın, geri gideceksin eve. Ondan sonra kavgayı başlatıyor. Daha yeni başlatıyor. Ondan sonra kavgayı başlatıp geri gitti. Evet. İşini gücünü yaptı bir. Evet. Ondan sonra yolun ağırda bir. Yemezler. Gittiği zaman işte ya. Evet. Gittiği. İşi bitince gitti. Ha. Doğru. Vallahi herkes gitsin. Boşanmak istiyorsa gitsin, mahkemeye versin. Ben anlaşmalı da boşanmam. Ben daha bu şekilde durur. Akşamcağı da kızartmış. Şey gibi kızartmış. Güzel oldu, yumurta sarısı gibi. Cevap yok mu bu sanatçılardan? Yok olmaz ya. Ha? Giresun'a gidelim o zaman olur. Taze yine yoğurulmuş. Bu üzülsün de bir ırgatı eksildi. Bedava ırgatı eksildi. Bedava ırgatı eksildi. Yani şeyi, işçi şey eksildi. Evet, evet. Bedava işçiydim ben. Öyle. Tabii her işini yapıyordum bile. O ayağına sıktı, kendi ayağına sıktı o. En çok zoruma giden, benim söylemem gerekirken kendi söylüyor. Düğüne gitmedim diye. Diyor ki hem ablamlarla konuşuyor mu hem sizle. Düğüne gitmedim diye diyor ki, bir de demez mi ki babam demişti. Babam demişti. Babasının kelimesini söyler sürekli. Yani başkasının aldığı kelimeyi de babasının üzerine yükleme yapıyor. Sen 12 yaşında daha babanın ne kadar kelimesini duydun öyle. Sen kelime dinleyen adam mısın? Çocukluğun 7'si neyse 70'i o dedin sana. Babam dedi ki değil. Babam demişti değil. Denenmişi denemeyeceğim demişti değil. Düğüne gitmediğim için. Ha, ona benzer bir kelime söyledi. Biz deriz ya hani, denenmişi denemeyeceğim. Aynı kitabı iki kere okumayacağım. Aynı okuyamazsın. Hani iki kere okuyamazsın. Yani buna benzer aynı kelimeye getirecek bir, o kelimeyi söyledi. Bir kelime. Aynı o kelimeye getirecek. Aslında onu ben demem lazım. Şimdi onlar neden anlatıyorum biliyor musun? Çoğu insanlar diyor ki gider. Öyle içinizden geçirmeyin. Lütfen gerçekten yüreğimce gitmek istemiyorum. Yüreğimce hiçbir şey de gözükmüyor. Ne diktiğimde, ne ektiğimde, ne oraya bıraktıklarımda hiçbir şey de gözükmüyor. Ekip diktiklerimde hiç gözükmüyor. Bir daha canımı oraya vermeyeyim istiyorum ben. Çünkü yalan oluyor. Diyorsunuz ki mesela neyini bekliyorsunuz? Maaşını mı şeyim? Ha? Onca çileyi çekerim. He, maaşı için. Onca çile çekilmez. Bir maaş için. Bunun parası mı bana düşecek? Kaçırır. Parası mı bana düşecek? Onun şeyi mi, yeri mi bana düşecek? Kaçırır. Ben onlar için, ben kendim için bekliyordum orada. Ben bunu baştan beri düşünüyordum. Adam fırıldak olduğunu biliyorum. Baştan beri sadece bir yeşillik habire çekim yapabilmek için. Bunu hala anlamayan insanlara izahım bu.
Bunu o yüzden izah ediyorum. Ben başka türlü hiçbir şey düşünmüyorum. Ama şimdi ikide bir borcamı elime alıp da ikide bir yolu göstermek, ikide bir yolu göstermek. Onca çile, onca sarı. Ben sarıldıkça o itti. Ben oraya işe sarıldıkça o beni itti. Ben seni böyle gördüm açıkçası. Bak sen ne yapmışsın orada biliyor musun? Bir şeyler bir şey dikmiş mi ne? Bu hırsen bunları yoldun yoldun aklı esrarda izledim ben kaderlerde. Giderken yoldum işte ayrılırken. O kabak şeylerini. Bahane diye biliyor musun? Dedim ki ben... Çocuk sağlı anamın kız her gün kabak. Ben kabak dikeceğim dedim. Yeni kabak tohumu dikmiştim leğene de. He bile olmuş. Dedim ki kabağacım şeye dikeceğim. Git kabağı evine dik dedi. İki kere bana anahtarı oraya koydu. Kılın tutulunu topla git iki de anahtarını oraya koydu. İki kez buldum. Tabii ki öyle oldum sen derim ki. Isınamaz ki eve. Yok bir de iki de bir güzelliğinin üçte biri. Dörtte biri kaldı. Biri kaldı. O da giderse başka evlenirim. Bak seni atarım. İşte adamı tabii zorla gider. Yok da bu son şeydi. Yani o yüzden onu demek istiyorum. Yani sizler de dua edin de Allah beni oraya düşürmesin. Bir daha düşmeyin lütfen. Düşmeyin. Şimdi nar gibi kızardı. Ağız senin üzerine bulursun ha. Neyi senin üzerine? Yok tabağı kurusun da sinir kurusun. Tabağı koyacağım. Şeyden yüzü de. Babında yüzü de. Tabii tabağı koymam lazım. Ben o ki canlarım abri alayım şunu. Burada bitsin bu. Canım yanmış. Sizin düşündüğünüz kadar bunları ben de düşünüyorum. Bana yapılan bu hakaret gerçekten... Ama zoruna girer tabii. Hem kadına yapılmış hem kadınlarımıza yapılmış bir hakarettir. Hem kendimin onurunu, gururunu düşünmem gerekiyor. Hem bütün kadınlarımızın. Böyle etiklerimiz bu şekil yapmaması gerekiyor. İki de bir anneannemine, babaannemine ya da hadi şeye... Hadi kapı dışarı, yola oradan gideyim. Hadi güle güle. Hadi pılın pırtını topla git. Öyle dedi. Bu kelimeleri artık... O yüzden birbirimize kenetlenelim canlarım. Beni de kendinizden sayın. Ben de sizin yerinize savaş vermeye çalışacağım. Aynen kendi yerime de. Çünkü böyle olanlar insanlar da var. O yüzden iki de bir hani böyle denmemesi gerek. Kavga olur. Ufak evde gürültü olur, şey olur ama insan şey olmaması gerek. Rencide etmeden. Kavganın da bir üslubu bu var. Hani çünkü onun yüzüne bakacağım bir daha. Ya adam çünkü aynı evde yaşarken zoruna gider adam. Her şey tabii yani kavganın da kavgada bile olsa böyle evlen yerler ısınamazsın böyle moral bozulduğu gibi öyle ya. Kız ısınamıyor. O yüzden işte ısınamıyormuş. Ya ben sarıldıkça o hani adam derler ya ben sarıldıkça o darıldı. El gibi görüyor. O itti. O hep beni şey yaptı. Çantada keklik gördü. Yani eski eşine yapayım mıydı bilmiyorum. Ona yaptığını bana yapmaya başladı. Ya sen hiç boşuna daha gelip de şey yapmadın. Tabii. Kendini 50 yaşında kendini gördü. Beni 84 yaşında beni gördü. Yani benim yerime kendini koydu. Kendisi ne diyeyim ya? Kendisi genç oldu. Ben yaşlı oldum onun gözünde. Yani nasıl anlatabilirim bunu ya? Tersine çevirdi. Ama kadın ayağı öyle değil. Bunu anlayamadı. Herkes bir insanı bir yere kadar sen çeker. Sen de bırakmayacak sanatçı. Tabii. Ya bir yere kadar çeker bunu. Tamam. Canım gel de canıma yap. Başıma yap demedim ya ben. Bu sefer ayrılmayacağız. Son dedim. Ama dedim de gel canımı ellerinle al demedim ki. Gel başıma yap. Gel canıma yap demedim ki ben. Olmaz işte adam dengesi. Yani gel yap. Canıma yap demedim ki. Tamam bu sefer son dedim. Ama o benim canıma okudu ya.
Ben son dedim, o canımı okudu. O yüzden diyecek oldum. Herkes fındığını kendi toplasın. Kimse fındık içinde beni kendine şey yapmasın. Ben yemeğe gideceğim. Bunda çağırın olur mu? Çağıran olursa... Bunda çağıran olursa yemeğe gideceğim. Buradan Giresunlulara, fındığı olanlara söyleyeyim. Çağıran olursa... Yani beni şeyden arasınlar. Instagram Esra 28 Burel Instagram, oradan yazsınlar ablalarım, abilerim. Giresun'un içinde fındık yeri varsa öyle değil, abilerim. Evet, yani buradaki insanlar neyim olabilir? Evet, abilerim. Abilerim, bacılarım, ablalarım. Kızlarım. Şimdi şeye gidiyorum, yani şeye gitmek Hı-hı. istiyorum ya, fındık topluma geçin İmece. İmece, hani yemeği. Mesela bir şey yapsan sen, yumurta. Yumurta yapmasını da çok güzel yapayım ben, yaparım. Şimdi yaparım. Şey, küçük tava yaptım ben, açık uyuyakence. Evet, şimdi... Bunu getirdim. Onu getirdim de. Bu da çok küçük. Onu unutmaz. Yeter kız. Yine alayım alayım yalayım. He iyi. Alayım. Sadece sucuk da vardır orada. Yumurta vardır. Peynir, zeytin. Zeytin bakalım, bakalım şimdi. Evet, zeytini gördüm. Murat Boz, Anıl Altan. Evet. Bak Murat Boz, Anıl Altan. Murat, bizim Murat çağrı yapıyor. Gelmezler ki. Gelmez. Çağrı yapıyor. İstanbul'daysa duysun sesimi, gelsin yanıma, Giresun'a. Murat'a koyup yine gire var yine orada neçe. Bu Murad'ın, Murad'ın mı bu? Murad'a koy. Ayrıdan bize koy, orada var. Reçel var orada. Ben onları çok seviyorum, ikisini. Ha? Bak. Bak Murat Boz. Seni çok seviyormuş, ikisini de. Herkesin derdi ayrı ayrı bacım. Muradımızın derdi ünlülerle görüşmek. Evet. Ama ne yapsın çocuk? Çocuk bu öyle mutlu oluyor. Ben onu istiyorum. Onların beni mutlu etmesini. Evet. Onların çiğ gücü var. Görüşüp de mutlu etmesini istiyor. Ha? İkisi de genç, uzun boylu. Evet. Murat, ne alıyor Murat önüne? Tepsisi var bunda. Bakalım gelecek. Sen Murat'ınkini hazırla. Dolaptan dolaptan getir öbürlerini de. Ha bu çökelik mi be yağmur? Ya olur bu şey. Ne? Ne güzel bu. Bir de var bu hazır peynir. Yaş peynir yiyeyim ben ama. Yaş peynir yaş. Dolapta buyur. Dolapta buyur. Dolapta buyur. Dolapta buyur. Koşada koyacağım dedim onu. Ağzını kapatacağım onu. Buyur. Tamam bunu böyle. Murat'a koyuyor musun bundan? Şey, şundaki Murat'ın mıydı? Ha, bunun içindeki Murat'ın mıydı? Murat Seyit'in ağzını verme. Yemeyeyim. Bunu bileceğim. Ha, Murat Seyit'in ağzını ölmez mi Seyit'inle? Murat'ın ayrı şeyleri. Yok, ayrı durar. Bak, maalesef. Ha. Bunlar kafasını çıkar. Asla bunları bir yıkayayım ben. Yumurtaları yıkamak lazım. Esra ya.
Ya ha. Sana bir şey tüyo vereyim yavrum. Sucuktu, suydu, buydu, boşta bırakma. Bak böyle küçülüyorlar. Kuruyorlar. Poşette, poşette sakla. Ya ben tulum beni de getirdim ha. Aa, tulumu yerim. Ay çok güzel. Ay, tulumu, tulumu aftan yerim. Ya, aftan ol, en iyisi. Dur, dur, dur o zaman. Kabına koy, tulum. Bak, ben bu küçük olur. Ben tulum yiyeceğim. Tulum benim. Al al, o küçük yiyeceğim. Ha, değil, biraz. Koy, koy, küçük, koy. Ben tulum yiyeceğim, tulum. Güzel ya, tadı çok güzel, hadi. Kız biraz daha koy, ne kaçacak çocuğum. Dur. Tamam. Ablam benim çok şeydir. Yok dur, dur, durun bir kez ağzına ha işte baba. Tamam. Bak bunları da koyalım buna da. Az önce de bir tane şey alayım. Ben ne bileyim ben, çok elim, elim açık olduğu için ben. Ama insanın şeyini de iyi yapıyor. Yok yok. Ablam iyi yapıyor. Bu karar işte kuyucu. El veren, el veren. Şöyle. Onu da versene bana. Biraz da sen yiyecek. Onu da ayrı. Ben gideyim mesela, tadı koy. Azıcık yine koy. Çilek de çevir ayıp olun. Yok. Ne var? Bak. Çilek. Çilek değil. Vişne. Ha vişne. Tamam. Şimdi Murat'ı da şunu koyayım. Ben boğuştum bir. Boğuş sever Murat. Sana kapı vereyim ben, buraya çıkmana gerek yok. Ne kapı istin, hangi kaptan? Burada alt şeyden var. Abi mi? Anlat, anla vereyim buna sayıda. Biz yanlış koyduk ama burayı görmezsin yine. Ne? Ne yanlış koyduk? Şunu, şunun tabağı onu. Al tabağı. Hangi? Bunu da yiyor. Sen başka bir tabak ver sen. Boşa. Ha. Evet. Bu aşağı mı da? Ne yapıyorum burada? Kırılma. Yine ihtiyaç tabak. Ha, o. Bunu kullandırmayayım. He. Nasıl? He. Bunu yapsana. Yapsana, yapsana şimdi. Biraz da birine yoğurt koyayım, birine. Şey koyayım, yoğurt yoğurdunu yer. Ha? Birine yoğurt koyayım diyeyim. Ne bile bir şeker mi yiyeyim çaya? Yine bu kadar içiyorum bu arada. Çünkü affedersin öyle. Belki 5 kaşık mı 6 kaşık mı? 5 kaşık koyayım dedim ben. Ben 2 kaşık koyayım yarım yarım. Ekmek koy. Bunda korkar hele. Çok iyi bu işte. Bunlar kaşıklarıydı. Bunlar biraz gelse beni mutlu eder değil mi? Yok yok, bunlar ne demek? Evet, bunlar gelsin. Mutlu eder de. Evet. Gelmez, gelmez. Gelmez. Çünkü orada uçtan bulurdu. Burada işi yok ki. Burada ne iş var burada? Çok seviyorum bunları. Ama seviyorsa öyle değil mi? Seviyor ama. Ama şey. Biz mi gitsek İstanbul'a onların yanına? Evet. Biz kimle gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Burak ya nasıl gitti? Nasıl gitti? Burak büyük kaşık koyayım mı? Murat nasıl gidecek Murat? Ne olacak? Gidiyordun önceden orada duruyordun. Ben orada duruyordum. O zaman orada duruyordum ama. Bu değil burası değil. Doğru. Burada duruyor. Sürekli bu çağrı yapıyorsun değil mi onlara? İstanbul'a kadar, ilçelerde olur İstanbul'un. Sürekli çağrı yapalım. Evet. Murat'ın yanında olduğumuz sürece sürekli çağrı yapacağız biz.